Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli izləyicilərimiz. Soydaş proqramının özəl buraxılışını sizə təqdim edirik. Hal-hazırda Bakıda çox dəyərli bir qonağımız var. Uzun illər Avropada Türk düşüncəsini, milli düşüncənin yaşamasında müstəsna xidmətləri olan və uzun illər Berlin Alperen Ocaqlarına rəhbərlik etmiş və hal-hazırda Avropa Türk Birliyi, yəni daha geniş adı Avropa Türk Kültür Dərnəkləri Birliyi baş katibinin sözçüsü, yəni genel başkan danışmağı olan çox hörmətli Adəm Qaraca hazırda Bakıdadır və təbii ki, Soydaş proqramının kanalının üçün qonaqdır. Adəm Bey, Bakıya xoş geldiniz, öz vətəninizə. Hoş bulduq Sayın Rıfat Bey, teşekkür ederim. Həm təşkilatım adına, həm Avropadakı Türk Birliği adına bizleri onurlandırdınız, şərəf verdiniz. Siz şərəf verdiniz, təbii ki, öz vətəninizdəsiniz. Yəni bizim üçün fərqi yoxdur, bizim üçün İstanbulda yaşadığımız duygular Bakıda da yaşanır, Gəncədə yaşadığımız duygular, eyni zamanda Bursa'da da yaşanır. Və biz Berlin'e gelirken, o zaman siz Berlin Alperen Ocaqları Başkanıydınız, orada bir Güney Azerbaycan havasını hiss etdik. Yəni, əgər uzaq Berlin'de, soyuq Berlin'de bir Güney Azerbaycan nəfəsini duyduqsa, buna göre mən sizə təşəkkür edirəm. Yəni, fürsətdən istifadə edib verilişimizin əvvəlində Azərbaycan məsələlərini, Qarabağ məsələsini, Xocalı məsələsini, yəni Xocalı soyqırımı ilə bağlı istədiyiniz hansı təşkilatda, hansı qurumda olduzsa, bu məsələlərə bir yana qalmadınız. Öncə sizə təşəkkür edirəm. Mən istəyərdim ki, Bakıya gəlişiniz haqqında danışasınız qısa olaraq və eyni zamanda oradakı yəni miqrantların, yəni Türk ulusunun Avropaya inteqrasiyası məsələləri haqqında da soru sormaq istəyirəm. Efendim, tekrar teşekkür ederim. Ben bu gezimi geç kalınmış bir gezi olarak ben görüyorum. Önce seyircilerimizden özür dileyerek ata yurdun izini takip etmek için Anadolu'dan ta Avrupa'dan yaklaşık 4000 kilometre bir mesafeyle inanır mısın uçak yolculuğunda tüm hayaller kurarak tarihin geçmişine dönerek yani bin yıllık böyle bir film şeridi gibi gözümün önünden geçti. O heyecan, o duygu, o kardeşlerimle bir araya gelmek beni mutlu bahtiyar etti. Ve bugün de burada olmaktan da gerçekten çok mutluyum. Avrupa'daki yaşayan Türkler yaklaşık 55 yıldır oraya göç olarak insanlarımız iş gücü olarak gönderilmiş. Yani insanlarımız o zamanki Anadolu'nun şartlarını herkes biliyor. Herkes orada bir ekmek, bir lokma, bir kazanç için herkes oraya ailesini, çoluğunun, çocuğunu oraya göndermiş. Biz de ikinci nesil olarak oralara gittiğimizde Cenab-ı Allah'ın bu bize bir büyük bir lütfu dedik. Çünkü ecdadımız da Viyana kapılarına kadar kılıç zoruyla, kılıçla gelmiş ama biz de bir vesileyle uçakla buralara biz buraya kadar gelmişiz. Bir, hem rızkımızın Cenab-ı Allah bizim burada verdiğini ve burada da başka bizim bir gayelerimizin olacağını da bunu da bildik yani. Çünkü hem milletimiz olarak orada olduğumuz için biz orada kendimizi bir bayrak olarak görüyoruz. Bir orada Türk milletini orada bir bayrak olarak, bir sembol olarak görüyoruz. Ve bu meselelerde de yani Türklerin oradaki yani bu Karabağ'da olsun, Hocaali katliamlar olsun, Azerbaycan meseleler olsun bu hepimizin oradaki insanların bir toplu derdidir. Her zaman biz bunu, biz kendimiz bunları konu olarak oradaki derneğimizde bu gibi aktiviteler yapmışızdır. Elhamdülillah. Orada örfümüzü, adetimizi, kimliğimizi, Türk kimliğinin unutmamak için oradaki elimizden gelen biz gayreti gösteriyoruz. Ve oradaki toplumu da faydalı, yaşadığımız topluma da faydalı olmak için de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. İşte bir önceki sohbetimde ben söyledim. Artık biz oraya İşçi olarak gelen insanların çocukları artık oralarda doktor, hakim, polis, yerel siyasette görev insanlarımız olmaya başladı. Yani yaklaşık 3 milyon bir Türk'ün yaşadığı bir Almanya. Bunun içine biz Fransa'yı, Hollanda'yı, Belçika'yı, İsviçre'yi kattığımız zaman yaklaşık 5 milyon bir Türk nüfusunun orada olduğunu biz biliyoruz. Ve bu gücümüzü de yani daha bir sağlıklı bir şekilde yaşadığımız topluma da faydalı olmak için ve diğer kardeşlerimize da güzelce bağlantılar kurmak için oradaki gereken desteğimizi vermemiz lazım. Biz kendimizi başta söylediğiniz gibi Avrupa Türk Birliği.
Biz ecdadımız olarak biz Orta Asya'dan çıkıp işte buralardan Anadolu'ya, Anadolu'dan da işte Balkanlara, Balkanlardan da Avrupa'ya. Biz kendimizi orada Avrupa Türk Birliği olarak görüyoruz. Avrupa Türkleri olarak görüyoruz. Merkeziniz Berlin'de mi? Ya Frankfurt'ta. Merkezimiz Frankfurt'ta. Merkezimiz Frankfurt'ta. Yaklaşık Almanya'nın her şehrinde, Avrupa'nın her şehrinde şubelerimiz var. Aynı bu şubelerimizde milli, manevi tüm değerlere tüm yapılan faaliyetlerimiz oluyor. Bu de katkılar oluyor. Tabii bizimle beraber tek biz orada biz değiliz. Diğer SDK, diğer sivil toplum örgütleri de oralarda var. Orada da insanlar herkes elinden gelen gayreti gösteriyor. Ben hiçbir milletimizin hiç karamsarlığa düşmesinler. Yani biz tek biz orada işçi olarak değil, yaklaşık 50 bin tane işverenimizin olduğunu, artık üniversitelerde üniversiteye okuyan öğrencilerimizin olduğunu, eğitim düzeylerinin artık yüksek olduğunu, ben inanıyorum ki yaklaşık yani 10 sene, 15 sonra oradaki Türk potansiyelin daha değişeceğini, daha profilin değişeceğini ben inanıyorum. Yani 2016 yılın Ocak ayından, yani yanvar deyirik biz, artık Avrupa Şurası'nın resmi dillerine bir 26. Hı. dili de Türk dili kabul olundu ve Türkiye Başbakanı Sayın Davutoğlu da bir hafta önce, 10 gün önce artık Avrupa Yüksek Tribunası'ndan Türkçe hitap etti, Türkçe çıxış etti. Yəqin ki bu Türkiye, Avropada yaşayan Türk toplumu üçün inteqrasiya, yəni inteqra imkanlarını daha da genişləndirəcək. Yəni Avropa Türk insanına bir yeni bir qapı açma. Belə bir düşünə bilərikmi? Ya şöyle deyim. Yani Avropanın gözündə bizi daima yani biz dediğim gibi yani integreden yanayız. Yani dediğim gibi yaşadığımız toplumda vergimizi ödüyoruz. Çalışma saatlerinde işimize gidiyoruz. Orada insanların artık ev almış, ondan sonra evlilik hayatıyla işte Alman Türk evlenmiş. Ama bunun yanında da o değerlerimizi korumak için dil birliğimiz. Doğru. Türkçemiz bizim için çok önemlidir. Ondan sonra yaklaşık dünya genelinde 500 milyona yakın bir Türkçenin konuşulduğu bir dildir. Yani bunun yaklaşık 1-2'dir. Yani bu ben bunu geç kalınmış olarak ben bunu görüyorum. Hı hı. Dedim ya Berlin'den Bakü'ye yaklaşık bir 4500 kilometre bir uçak yoluyla bir mesafe var. Türkçe konuşarak geliyorsun buraya. Yani bunun içinde Avrupa'nın içinde yaşayan insanlarımız Türkçe konuşuyor. Balkanlarda Türkçe konuşuluyor. Bundan yaklaşık ben 10 ay önce Kosova Mamuşa Belediyesi var. 5000 nüfuslu bir belediye. Doğru, bu belediyenin %100'ü tüm Türkçe, aynı Bakü'deki hassasiyet nasıl varsa Kosova'nın Mamuşa'daki hassasiyet o da vardır. Üsküp'e geldim. Üsküp'te de aynı o keza. İşte Bulgaristan'da, Yunanistan'da yani dediğim gibi tüm yol boyunca Türkçe konuşarak, hiç başka bir dil konuşmadan Türkçe konuşarak işlerinizi yapabilirsiniz. Çok güzel. Herhalde Türk toplumu, yani Azerbaycan toplumu olarak, biz Azerbaycan Türk toplumu olarak Avrupa'ya Anadolu insanından sonra entegre edilmiş, sonra getmişik. Avrupa'da Azerbaycan ve Türkiye insanının bir-birine entegresi necədir? Yani siz işlerinizi Avrupa Türk Birliği olarak bu yönde necə qurursunuz? Biz tabii kardeşlerimizle başta söylediğim gibi ortak acılarımızda ortak programlarımız oluyor. Yani bir Türkiye ile ilgili konu meseleler olduğu zaman belki ekranlarda görüyorsunuz da yani bir tarafta işte Azerbaycan bayrağı bir doğru. tarafta yani geçen yıl 25 Ocak'ta Berlin'de muhteşem bir evet çok muhteşem yani Berlin Alperen Ocakları'nın da içinde bulunmuş olduğu bir organizasyondu. Yani bir tarafta Azerbaycan bayrağı, bir tarafta Türk bayrağı, ikisi de anda dalgalanıyor. Yani güzel çalışmalarımız oluyor. Tabii bizim şu şeyimiz var. Yani Azerbaycan'dan gelen kardeşlerimiz genelde şunu şeyle söylüyorum. Hepsi eğitimli, üniversiteli kardeşlerimiz olduğu için Berlin'deki yaşayan ve Avrupa'nın diğer şehirlerinde yaşayan biraz daha aileye bağlı. Artık biraz kendilerini oraya adapte olmuş gibi görülüyor. Ondan sonra bir de işte Türkiye'nin işte
şu andaki işte rahat olma münasebetiyle yani oradaki insanlarımızın yani Azerbaycanlı kardeşlerimiz gibi böyle pek de duyarlı değiller yani. Ben burada yani huzurunuzda gerçekten bunu bir iltifat gibi de tabii ben bunu iltifat gibi görüyorum. Yani gerçekten Azerbaycanlı kardeşlerimizin davalarında haklı davalarında ne kadar hırçın olduklarını, ne kadar mücadele ettiklerini ben kendiniz huzurunuzda gerçekten takdir ediyorum. Ve onların o heyecanı bize gerçekten hem bazen motivasyonumuz bitse de onlar bize motivasyon veriyor. Sayın Adem Bey, bizim Azerbaycan'da Türkiye ile ilgili düşünce budur ki, yani biz Türk insanına bir vefa borcumuz var. Yani Enver Paşa'dan, Nur Paşa'dan, Kazım Qarabəkir Paşa'ya ve Mustafa Kemal Paşa'nın timsalında 1918 olaylarında Osmanlı ordusu, Qafqaz İslam ordusu Azərbaycana gəlib və erməni daşınaq və bolşevik işğalindən Azərbaycanı qurtarmışdılar. Yəni bir dəfə bunu başardılar və bugün Azərbaycanın əksər bölgələrinə getsəz bir türk şəhidliyi var. Anadolu əskərinə bizim mənim doğulduğum Salyan şəhərində var, Şamaxıda var, Bakıda bir abidəsi var. Yəni Türkiyəyə Azərbaycan insanının yanaşması, biz Bakıda hansı hissləri yaşayırıqsa aynısını Ankara'da, İstanbul'da yaşayırıq. Bizim Cumhuriyetimizin banisi Mehmet Emir Əsulzadəni bir emanet olarak Türkiye'ye sakladı. Ve biz Azerbaycan düşüncesini Türkiye'de yaşıyoruz. Yani Türkiye'ni biz Azerbaycan devletinin varlığının garanti kimi her zaman görmüşük. Ve sizi de Avropada olan bir Avropa Türk Birliği olarak ve Avropa Türk Birliği için bir sivil toplum örgütünü, geri hükümet təşkilatını orada yaşayan Azerbaycanlıların bir hamisi kimi görürük. Yani büyük bir kardeş kimi orada siz bizim Azerbaycanlılara duyduk ki yardımlaşırsınız. Ve bu yönde ben bir daha Azerbaycan Türkler adından sizlere teşekkür ederim. Avropa Türk Birliği'ne teşekkür ederim. Berlin Alperen Ocaklarına teşekkür ederim bu programlarından dolayı. Ve düşünürüm ki gelecekte sizin programlarınız var. İki dəqiqəlik programımızın sonuna kadar gelecek planlarınızı deyəsiz ve bizim izleyicilerimize bu barada məlumat verərdiniz. Çok güzel bir şeye değindiniz. İşte ben Türk şehitliğini gezerken orada ben memleketim Yozgat, 49 tane Yozgatlıyı gördüm. Ruhları şad olsun. Ruhları şad olsun. Çanakkale'ye gittiğimde de ben orada çok Bakülü gelen, Azerbaycan'dan gelen, diğer şehirlerden gelen ben tüm şehitlerimizi gördüm. Hepsinin burada ruhları şad olsun. İşte cumartesi günü Allah izin verirse Borçalı Cemiyeti'nin düzenlemiş olduğu çok güzel bir program var. Evet. İnşallah ona o programa iştirak edeceğim. İnşallah. Buradaki yani ben size bir şey diyeyim ki Borçalı Cemiyeti size göre onun zamanını 15-30 ben arkadaşlarıma zaten onu söyledim. Dedim bu benim için özel hazırlanmış bir program. Ben de bu programda olmaktan çok mutlu bahtiyarım. Ben de size huzurunuzda çok teşekkür ediyorum. Buradan giderken çok duygu yüklüyle gidiyorum. Bol selamla gidiyorum. Başta söylemem lazım. Çok Berlinli, Anadolu'dan herkesin tüm Azerbaycanlı kardeşlerime hepsinin çokça selamım var. Buradan da inşallah sizlerin selamını da Berlin'e, Avrupa'ya götüreceğim inşallah. Biz de size faaliyetlerinizde, çalışmalarınıza uğurlar dileyirik. Avrupa Türk Birliği'ne uğurlar dileyirik. Ve inanırız ki Avrupa'da olan bütün Türklere, yani aynı zamanda onlar Orta Asya Türkliği olsun, Doğu Türkistan olsun, Bayır Buzak Türkleri olsun, Suriye, Kerkük fark etmez ve Güneyli Kuzeyli Azerbaycan, yani bilirsiniz Azerbaycan'ın çok büyük bir bölümü. 30 milyon yakın neredeyse. Tebriz merkezli Güney Azerbaycan'dı. Onlara Avrupa Türk Birliği'nin her zaman hamiliğini duyuruq ve bu yönde programlarınızda da size başarılar dilirik. Bir daha Bakı'ya hoş geldiniz ve inanırız ki buradan hoş duygularla ayrılacağız. Sağ olun, Allah razı olsun. Teşekkür ettim. Seyircilerimize de teşekkür ediyorum. Aziz izleyiciler, bir daha nəzərinizə çatdırmak istəyirəm ki, programımızın bugünkü qonağı Avropa Türk Birliği'nin Avropa Türk Birliği Başkan Danışmanı, yani həmin birliğin sədrinin sözçüsü, hörmətli Adem Bey Karacaydı. Sağ olun, sağ ola qalın.